Kadınların Farkındalık Günü olarak ilan etmesiyle tüm dünyada faaliyetleri yürütmekte, otizmin önemine dikkat çekilmektedir. Farkındalık faaliyetleriyle stand kurma, yürüyüşler, afiş, broşür dağıtımı, film gösterileri vesaire gibi otizm, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı plan kapsamında farkındalık çalışmaları kurumlar arası işbirliğinde otizm çocuklar için etkin katılımlarından sosyal hizmet, yardım ve sosyal toplumsal yaşama katılmaları konusunda birçok alanda çok önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye'de bireylerin otizm algısı ve bilgi düzeyini ölçmeye yönelik ilk ve tek araştırma 15 ilde 1237 kişiyle yüz yüze görüşerek Türkiye'nin otizm farkındalık karnesi çıkarıldı ve araştırma sonuçlarına göre otizm farkındalığı konusunda sınıfta kaldığımız görüldü. Otizm farkındalık zeminlerinin amacına ulaşarak hayırlı olmasını diliyorum. Her konuda Adana Büyükşehir Belediye'miz bir farkındalık oluşturuyor. Bu konuda bu farkındalığı başlatmış oldu. Onun için de Adana Büyükşehir Belediye'mizi, Sayın Başkanımızı ve çalışanlarımızı bu arada tabii Çağrı Bey'le kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizde şu var, rahatsızlık olarak algılandığı, yani hastalık olarak algılandığı için otizm teşhisi konulan her çocuğa doktorlarımız ilaç tedavisi veriyor. Otizm hiçbir ilaç testi de yok. Türkiye genelinde yüzlerce seminer verdik. Konferanslar yaptık, sempozyumlar yaptık ve yurt dışından da bir sürü bilim adamlarıyla birlikte, bilim insanlarıyla birlikte bunları yaptık. Birçok özel üniversitelerle birlikte. Evet efendim, şöyle bir poz verebilirsek. Çok sağ olun. Evet efendim. Teşekkürler. Evet, Adana Kent Konseyi Genel Sekreterimiz Sayın Ekrem Aslan, Canan Ahmet Hanımefendi'ye katkılarından dolayı plaketleri takdim ettiler. Çok sağ olsunlar. Evet efendim. Hanımefendi Selma Duygun, değerli misafirimiz, aile koçumuz Deniz Gören Hanımefendi'ye katkılarından dolayı plaketlerini...